Merhaba arkadaşlar. Sabah çekmeye başlamışım. Şimdi bir kere de böyle sizlere merhaba demek istiyorum. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz arkadaşlar. Bugün misafirlerim geliyor. Onlar için hazırlık yapıyorum. Pizza yapacağım arkadaşlar. Patates salatası, bir tane rukola salatası yapacağım. Başladım hazırlıklarına. Şöyle mantar karışımımı hazırladım. İçerisinde sadece mantar ve mısır var arkadaşlar. İçerisine pizza baharatı ve sıvı yağ koydum biraz. Onu şimdi karıştırıp kenara alacağım. Bir de yanına domates sosumu koydum. Şöyle bir domates sosum var. Ona da pizza baharatı ve birazcık tuz ekleyeceğim arkadaşlar. O da öyle. Şuradaki tabağıma şimdi şey getireceğim. Kaşar peynirimi getireceğim. Rendelenmiş. Daha sonra bir tane ton balığım var. Bir tane ton balıklı yapmak istiyorum. Seven isteyen olursa. Eşim biliyorsunuz sabah gececi bu hafta. Ama eşime de pizza yollayacağım. Şimdi zaten onun için hemen başladım pizza yapımına. İlk onu yapacağım. Eşime de göndereceğim iş yerine. Eşimin sabahtan işleri vardı. O dışarıya çıktı. Biz Yusuf Selim'le yalnızız. Birazdan bir de Hifa'yı alacak. Daha sonra eve getirecek onu. Ondan sonra da arabayla gidecek. Bize bugün araba lazım değil malum. Yani öyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Havalar soğuk. Evlere tıkıldık gene. Yani bizde durumlar böyle. İki halam gelecek arkadaşlar babaannemle beraber. Dedim eşim de gececiyken onları davet edeyim. Dün Dünya Kız Çocukları günüydü arkadaşlar. Bütün kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları günü kutlu olsun. Biz kutlamıyoruz ama kutlayanlar için. Yani ama dün okulda etkinlik vardı. Hifa'yı o etkinliğe götürdüm. 2-3 saat orada kollarına dövme yapmışlar, yüzlerini boyamışlar falan. Bayağı güzel geçmiş. Hifa çok mutlu geldi eve. Yani Hifa da öyle bayağı bir dün mutlu olmuş. Dün oraya gittik geldik derken gün nasıl geçti hiç bilemedik. Akşam malum eşim de evde olmayınca arkadaşlar biraz zorlanıyorum şu aralar. Çünkü çocuklar alıştılar babaya. Akşamları arıyorlar sanırım. Yani bir de biz öyle ayarlıyorduk. Ben Hifa ile ilgilenirken eşim Yusuf Selim'e bakıyordu. Şu an Yusuf Selim ilgi istiyor Hifa'nın. Bazen yardıma ihtiyacı oluyor. Yani karman karışık bir akşam rutinimiz var şu ara. Bilemiyorum bir dahaki hafta nasıl çalışacak eşim. Şimdi domates sosumu da hazırladım. Hamurumu dün akşamdan yoğurmuştum arkadaşlar. Mayasız bir hamur yoğurdum. Dışarıda balkona koydum. Hava bayağı soğuk. Patatesimi dünden haşlamıştım. Onu da dışarıya koydum. Onu da birazdan doğrayacağım. Patates salatamı da öyle yapacağım arkadaşlar. Mayonezli, zenfli, güzel böyle bir sos hazırlayacağım ona da. Şimdi domates sosumu da kenara alayım. Ve hemen kaşar peynirlerimi getiriyorum. Dünden bayağı detaylı evimi süpürmüştüm arkadaşlar. Onun için bugün hemen Robi'yi çalıştırdım. Şu an evde gene her şey havaya kalkmış durumda. Birazdan onları da indirmem lazım. Yusuf Selim'in uyku vakti gelmeden hemen pizza işini halledebilirsem gerisi çok bir sorun değil. Bizimkiler de saat 1.30-2'ye doğru falan gelecekler. En azından biraz Hifa ile de vakit geçirmeye vaktim olur bugün. Yani onun derslerine bakmaya. Evet. Yusuf Selim de gelip kapıdan bakıyor. Annem kimle konuşuyor diye. Şöyle. Şimdilik iki tane peynir yeterli galiba. Hemen eşimin pizzasını yapabilirsem o gitmeden süper olacak. O da bugün götüreyim ben de dedi. Normalde iş yerine yemek götürmüyor, vaktim olmuyor diye. Ama böyle tabii pizza olunca canı istedi herhalde. Şunları şuraya dizeyim. Biliyorsunuz mutfağım küçük. Onun için şimdi birazcık yer oyunları oynamam gerekiyor. Şimdi giderken çöpleri de gönderebilirsem süper olur. Şöyle. Tuzumu, kırmızı biberimi bu tarafa alayım.
Pasta yaptım arkadaşlar. Wienerschnitzel yaptım. Yani ben hep diyordum asla dışarıdaki gibi olmaz. Ama dışarıdakilerin de içinde katkı maddesi varmış. Sonradan öğrendik tabii ki biz. Onun için Wienerschnitzel alamıyoruz. Yani herhalde şu an kendim bile çok merak içerisindeyim. Yorumlar nasıl olacak o Wienerschnitzel? Yani gerçekten yani sevdiğimiz bir pasta ama dışarıdan yiyemiyorduk. Evdeki de aynısını tutmaz diye. Ama sanırım herhalde yani hazır aldığımızdan bile güzel oldu. Ben hemen hamurumu getiriyorum. Ondan sonra başlayalım pizza yapımına. Evet arkadaşlar, şöyle sizin de açınızı değiştirdim. Şöyle hamurum iyi durumda. Biraz dinlendirirsem burada bezelerini hemen ayırayım. Ondan sonra beze şeklinde bunlar birazcık daha dinlensin. Soğuktan çıktığı için biraz sert. Ben de o arada hemen bir önlük takayım, ondan sonra başlayalım. Bayağı cıvık yoğurmuştum. Herhalde bir 5-10 dakika beklese kenarda hamur bayağı iyi bir kıvama gelecek sanırım. Şu anda bile yani şekil vermesi bayağı kolay. Yusuf Selim. Selim de içeride oynuyor. Burada mısın oğluşum? Tamam anne. Ben de odanıza mı gittin diye. Onu da yavaş yavaş uykusu gelmeye başladı. Sesi kesildi oğlumun. Arkadaşlar bunların tamamını pizza yapmayı düşünmüyorum. Artan hamurumla da bakalım artık. Kendimize göreni yaparım. Gerisini tekrar buzdolabına kaldırıp ya yarın için ya da buzluğa koyup da muhafaza da edebilirsiniz fazla olan hamurlarınızı. Şöyle. Şimdi ben büyüklerini alacağım. Şunları mesela. Şu küçükleri de küçük pizza tepsilerim var arkadaşlar. Onlar için biraz daha küçük yaptım onları da. O tepsilerimi de kullanırım. Şimdi bunları şöyle geri hamurumu yoğurduğum kabıma alayım. Şu küçüklere. Bunlar burada kalsınlar. İtfaiye mi oldun? İtfaiye mi oldun oğlum? Gerçek. Şu 5 tanesi burada kalsın. 4 tanesini geri koyayım. Efendim oğlum? Ne istedin? Tamam, geliyorum birazdan, olur mu? Fırın tepsilerimi de hazırladım. Şimdi hamurlarımı açmaya başlıyorum. Bu ilk tuttuğum bezeydi. Şimdi eşim aradı. Onun da işleri bitmek üzereymiş. Birazdan gelir. Fırınımın altını açmayı unuttum. Onu da açayım. O da bir yandan ısına dursun. Şöyle. 220-230'da pişiriyorum ben çoğu zaman. Dur canım ya. Anneciğim oynamazsan olmaz mı? Tamam, onu oynayabilirsin. Yine de hala biraz sert hamur.
İlk hamurlar, ilk krepler hep böyle yamuk yamuk oluyor biliyor musunuz? Krepte de öyle. İlki illa ki bir böyle yamuk yumuk olur. Şöyle hemen sosunu evet, bugün pizzalar Yusuf Selim eşliğinde. Öyle mi oğlum? Öyle mi? Bilmiyor musun neden? Omzunu çırpıyor. Şöyle. Şimdi. Böyle. Hadi koş camdan bir bak baba gelmiş mi? Yusuf Selim. Bakacaksın mı oğlum? Hadi bir git bak da gel baba gelmiş mi? Arkadaşlar bu arada eğer şey olursa sonra bir tane de ananaslı yapacağım. Yani biz bayıldık ananaslı pizzaya. Dışarıya gittiğimiz zaman Nife artık hep ananaslı pizza söylüyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ama kafanı mı vurdun? Yavaş. Şöyle. Hep aynı hatayı yapıyorum arkadaşlar. Normalde peynirin üzerine şey domates sosunun üzerine peynir, üzerine de mantar veya işte ne harç koyacaksanız o konulur. Ben her seferinde unutuyorum ve yine üstüne geliyor peynir. Öyle yaptığınız zaman hem malzeme güzel pişiyor hem de peyniri yanmıyor arkadaşlar. Normal zaten İtalyanlar da hep öyle yapıyorlarmış pizzayı. Ama ben dediğim gibi her seferinde unutuyorum. Evet. İlk pizzamız şöyle hazır. Bunu şimdi hemen fırınıma veriyorum. Bu eşimin pizzası. Giderken götürsün. Dur bir tane. Dur canım minicik. Sen de yiyecek misin bu pizzadan? Tamam, olur tabii ki. Sana da vereceğim tabii ki. Sensiz yer miyim ben? Evet. Asla olmaz. Bakalım biraz daha iyi olacak mı? Şimdi arkadaşlar ben devamını yapayım ondan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar misafirlerim geldi. Pizzalarım hazır masada. Şöyle ıslak kalmış. Şöyle rukola salatası yaptım. Pizza yaptım arkadaşlar. Ton balıklı, beyaz peynirli, yumurtalı var bir tane. Daha sonra burada mantarlı patates salatası yaptım ortaya. Çayımızı demledik. Masamızda böyle. Misafirlerim hoş geldiniz. Göstereyim mi size? Hemen bir göstereyim. Çocuklar keyif yapıyorlar. Yusuf Selim her zamanki gibi pantolonunu giydi, çekmedi. Her zamanki gibi.
Yusuf Selim'in bu kadar yabancılamasına rağmen şu aralar çok olaylara vakıf olması. Arkadaşlar dünkü yaptığım pasta. Şimdi ucundan bir tane denemek için aldım. Ama anlatamam arkadaşlar tadı. Bu tarifin şeyini aşağı açıklama kısmına yazacağım size. Gerçekten muhteşem olmuş. Yani uzun zamandır böyle güzel bir pasta yememiştik. Açıkçası. Kahve yanına şimdi misafirlerime halama yaptım daha doğrusu. Doğum günü var yarın arkadaşlar. Onun için ona yapmıştım. İnşallah o da beğenir. Sen giydiren mi halama? Arkadaşlar misafirlerim gidiyor. Çiçeğimi de aldım gidiyorum. Halacım. Çok teşekkür ederim. Güle güle günlerde inşallah. 18 yaşıma giriyorum da. Ufak birazcık. Hadi hamur haydi. Hayırlı akşamlar sağ size. Ayağınıza sağlık. Gene buyurun gelin. Hadi git anneye koş. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Neyse uyku moduna geçti. Bekle hasta. Hifoşum çıkmadan sen. Şuradan lambaya basın. Bir dakika. Dur ben senin çantalarını falan alacağım vereceğim şimdi. Yok yok tamam. Benim elim tamam. Ay ayakkabım. Durun kapıyı tuttum. Ayakkabımı giyinemedim ki. Yardım edeyim mi? Yok. Bir şeyle geliyoruz, bir şeyle gidiyoruz. Teyze. Arkadaşlar misafirlerimi gönderdim. Şimdi misafir öncesi yaptığım temizliğin aynısını tekrar yapmaya başlayabilirim. Çocuk odasından hiçbir haberim yok arkadaşlar. Çocuk odası ne halde hiç bilmiyorum. Ama güzel oynadılar, eğlendiler. Biraz kazalar geçirdi. Neyse çocuk odasında bir şey yokmuş. Yani bir oyuncaklar da almış. Panjuru kapatalım hemen. Şöyle. Panjurumuzu kapatalım. Biz de hemen çocukları yatağa hazırlayayım ben. Keşke öncesini çekseydim. İyi olurmuş. Neyse artık. Evet. Mutfakta böyle arkadaşlar. Demin sizlere pastamı da göstermiştim. Pastadan sadece bu kadarı kaldı. Yani hemen ben bir şu ortalığı toparlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar demin aslında hemen temizliğe koyulacaktım. Ama çocuklarım baktım çok yoruldular. Yusuf Selim bugün öğlen uykusuna yatmadı arkadaşlar. Tam o öğlen uykusu yatacakken misafirlerim geldiler. Zaten ondan sonra da baktım o da eğleniyor. Dedim neyse akşama kadar beklesin o zaman. Zaten öyle çok da bu uykusu gelme emaresi yoktu kendisinde. Onun için hemen şimdi saat 8'de çocuklarıma paket ettim. Yatırdım arkadaşlar. Hifa sanırım daha uyumadı ama o da yatağın içinde kıvıldanıyor. Birazdan o da uyur. Ben şimdi hemen evimin temizliğine geçeceğim. Şu görüyorsunuz herhalde. İnanın misafirlerim çıktı daha hiçbir şeye elimi sürmedim arkadaşlar. Sadece bulaşık makinemi bir tur çalıştırdım. Ortalıkta daha bulaşıklar var. Onun da 11 dakikası kalmış. Ondan sonra hemen onu da boşaltıp yeni bulaşıklarımı da yerleştireceğim arkadaşlar. Şeyi sevmiyorum misafir varken. Hani onlarla oturup keyif yapmayı daha çok seviyorum. Onun için yapabildiğim kadarını hemen hemen bulaşık makinesine dolduracakları dolduruyorum. Daha sonra onlar gittikten sonra da büyük bir temizlik yapıyorum. Misafir gelmeden önce, misafir geldikten sonra sürekli bir temizlik hali. Şimdi kendime hemen bir yeşil çay koydum arkadaşlar. Hem yeşil çayımı içeceğim hem de ortalığı toparlayacağım. Hifa'nın odasını toparladık. Yani diğer taraflar tamamen temizlendi. O taraflarda hiçbir şey kalmadı. Çocuklar yatağa hazırlanırlarken ben hemen oraları hallettim. Şu an sadece oturma odamla mutfağım kaldı. Eşimin gelmesine şöyle 2-2,5 saat daha var. O bugün arabayla da gitti, erken gelir. O gelene kadar ben de buraları halledeceğim. Hiç lafı uzatmak istemiyorum. Hemen evimi temizleyeceğim. Ondan sonra da inşallah ben de yatağa gidebilirim artık. Bu arada boynum tutuldu biraz. Ondan yana şeyim mağdurum ama artık inşallah yarına geçer. Hemen evimi temizlemeye başlıyorum. Önce oyuncaklarımı toparlayayım.
Arkadaşlar çocuk olmak güzel de böyle bu oyuncak nedir? Kapatma düğmesi yok. Şimdi bunu ben bıraksam da bu sabaha kadar çalar. Neyse gideyim bari öbür tarafa koyayım da çocuklar duymasın. Yere koydum geldim hala çalıyor ya. Buralarda eliz oluyor. Bir de kapıyı açıp kapattık sıra çok çabuk toz oluyor. Onun için oralarında tozunu almam. Yani öyle alıyorum ki ertesi güne temiz olsun. Arkadaşlar bu arada bu temizliği ben her gün akşam yapıyorum. Yani böyle toz alma olsun, koltuğumu silme olsun. Evimde küçük çocuklarım var. Ellerinde bir şeylerle döküyorlar. Yani ben ne kadar dikkat etsem de elliyorlar bir yerlere. Yusuf Selim şu aralar hiç yani ağzının suyu çok akıyor. Onun için bu temizliği her gün akşam yapıyorum arkadaşlar. Sabahta kalktığımda tuvalet, banyo, ondan sonra sabahki kullanılan yerleri yapıyorum. Mutfağımı, bulaşık makinemi derken sabahki temizliğimi de öyle devam ettiriyorum. Arkadaşlar oturma odamın son hali böyle. Her yeri sildim, temizledim. Koltuğumun arkalarını arkaya çektim arkadaşlar. Çünkü Yusuf Selim yani arkalarına girip arkadan öne hoplamaya çalışıyor. Ne olur ne olmaz kazalardan kaçınmak lazım. Şimdi buranın lambasını söndürüp direkt kendimi mutfağa adıyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfağım da pırıl pırıl oldu. Gerçekten her gün akşam yatmadan önce en son yaptığım temizlik arkadaşlar. Mutfağı her zaman en sona bırakıyorum. Çünkü Hifa'nın eşyaları falan oluyor. Ertesi güne hazırladım. Onun için en sona mutfağımı her zaman bırakırım. Yani her gün akşamda yaklaşık aynı temizlik yapılıyor bizim mutfağımızda. Her yerini yapmaya çalışıyorum. Demin dolap kapaklarını da sildim arkadaşlar ama maalesef orada kamera kapanmış. Orayı çekmemiş. Artık onun için kusuruma bakmayın. Bir dahaki sildiğimde sizleri de inşallah yanıma alırım. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün biraz uzun bir vlog oldu arkadaşlar. Umarım sıkılmazsınız. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize hayırlı geceler. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar.